TRT Spor ekranlarından herkese merhaba. Sporun merkezine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün halter sporunu konuşacağız. Son dönemde elde ettiğimiz önemli dereceler var. Hem başarılarımızı hem yaklaşan dünya şampiyonasını hem de olimpiyat hazırlıklarını konuşacağız değerli konuklarımızla. Ve siz de sorularınızı iletebilirsiniz. Sporun merkezine Facebook ve Twitter üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra sporun tam merkezindeyiz. TRT Spor ekranlarında canlı yayınla karşınızdayız. Bir kez daha merhaba. Erhan Seven, merhaba. Merhaba sevgili Fulya. Hafta içi her gün olduğu gibi birlikteyiz. Spor yazarı Erhan Seven'le birlikte değerli konukları spor dünyasından renkli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Ve bugünkü konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Halter Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yılmaz, merhaba hocam. Halter Erkek Milli Takım Kaptanı Bünyamin Sezer, merhaba hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, bir süredir kamptasınız, Ankara'dasınız. Dünya Şampiyonası çok yakınımızda 20-29 Kasım tarihleri arasında Houston'da gerçekleşecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hemen buradan başlayalım sohbete. Nasıl gidiyor hazırlıklar ve kamp süreci nasıl geçti? Biz Nisan ayında Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladık. 6 aylık bir süredir kamptayız. Bu şekilde uzun tutmamızın sebebi Dünya Şampiyonası olimpiyatlara gidebilmek için kota müsabakası. Bizim için çok önemli bir müsabaka. Bizdeki kota... Halter branşında kota sıralaması ülke puanına göre veriliyor. Geçen sene Dünya Şampiyonası Kazakistan'da yapılmıştı. Orada bazı olumsuzluklar oldu. İyi puan alamadık. Oradaki olumsuzlukları Houston'da telafi etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 3 tane kota almak. Bunun için de yaklaşık ülke puanı olarak bir 80-90 puan üzerine çıkmamız gerekiyor. Zor bir süreç. Bu süreci de 6 aylık bir hazırlık planlamasıyla başarmaya çalıştık. Ama... önümüzde bir aylık daha bir süre kaldı. Hedef 3-4 olması için uğraşacağız ama 3 alırsak iyi bizim için. Güveniyor musunuz hocam kendinize ve ekibinize? Çocuklarımız, sporcularımız yetenekli. Daha önceki çok büyük başarıları var. Güveniyoruz. Sakatlık problemlerimiz oldu. Malum büyük doping skandalları yaşandı. Evet. Onlardan dolayı biraz sıkıntılar. Atlattık onları. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda istediğimiz sonucu almaya çalışacağız. Başarılar hocam. Diliyoruz tüm evet. Sporculara. Ve yakında gerçekleşen, Erhan sen de biliyorsun çok önemli dereceler var. Özellikle 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 günde 20 madalya kazandınız. 29 madalya diye hatırlıyorum ama. Tamamı 29 madalya evet. Ama ilk 3 günde dediğiniz gibi 20 madalya kazandık. O 4-11 Kasım'da Litvanya'nın Klaipėda şehrinde yapılan yarışma. Bu yarışmanın şöyle bir önemi vardı. Gençler ve 23 yaş altı. Yani bizim altyapı unsurlarımızın en önemlisi. 3 tane Avrupa şampiyonu çıkarttık. Bu uzun yıllardır göremediğimiz bir başarıydı. Toplamda 10 altın, 11 gümüş, 8 bronz madalya olmak. Hocam hemen araya girmek istiyorum. Bu arınma süreci diyelim. Bu dopingde biraz önce bahsettiniz. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Onun ardından bu gençlerin başarılı olması herhalde Türk halter sporu için ekstra bir motivasyon kaynağı, ekstra bir başarı unsuru diye düşünün. Ne dersiniz? Zaten işte yani hedef kitle, belirlediğimiz kitle 2013 yılında yaşadığımız büyük sıkıntılardan sonra yeni bir yapılanmaya girmemiz gerekiyordu. Bu yıldızlar, gençler de bu yapılanmanın ürünü olarak karşımıza çıktı. Meyvelerini şimdi toplamaya başladık. Yani şunu söyleyebilirim ben. Bu sene gençler, yıldızlar gençlere çok iyiydik. Büyüklerde de çok iyiydik. Avrupa şampiyonası. Yani Avrupa klasmanında çok iyiyiz. Evet. Avrupa'da lider ülke konumuna geliyoruz. Bunu bir iki sene içerisinde net bir şekilde söyleyebilirim. Dünya aşamasına gelmemiz için de şimdi biraz önce yayından önce konuşmuştuk. Dopingle mücadelenin bütün ülkelere aynı şartlarda uygulanması gerekiyor. Evet. Bizim vurgulamaya istediğimiz tek biz o sorunu hallettik. Dopingle mücadeleyi gerçekten dört dörtlük hallettik. Bunun en büyük etkeni bakanımız olsun, federasyonumuz, genel spor genel müdürlüğümüz olsun. Türkiye Olimpiyat Komitesi ve TADA'yla ortaklaşa çalışacak. Bunu hiç kimse kendi başına yapamaz zaten. Evet. Koordineli bir çalışmayla biz doping problemini çözdük. Sıfır tolerans var değil mi? Aynen öyle. Bakanımızın da söylediği gibi dopinge sıfır tolerans bizim sloganımız oldu. Evet. Hasbelkader bu sorunu çözdük. Şimdi yeni bir haber geldi. Yeni haberimizde Dünya Şampiyonası, Gençler Dünya Şampiyonası. Haziran ayında sporcumuz, bayan sporcumuz Duygu Aynacı dördüncü olmuştu.
Çinli sporcu dopingten yakalandı ve kızımız dünya üçüncüsü oldu. Bronz madalya oldu. Yani biz bu sorunumuzu hallettik. Diğer ülkeler de aynı mücadeleyi verebilirlerse biz dünya şampiyonu, dünya ülkeleriyle de başa baş yarışabileceğiz. Bu taze bir haber değil mi? Tabii, üçüncülüğümüz. Evet. Yeni geldi. Birkaç günlük artık haberimiz. Türk milli takımı şampiyona bittikten sonra birkaç gün sonra herhalde kesin sonuçlar evet, bekliyor. Yaklaşık 15 gün sonra falan bekliyoruz. Dopingten yakalanan sporcu var mı diye. Evet. Dördüncü olanlar, beşinci evet. olanlar madalyayı sonradan alıyor. Gerçi sonradan alması çok hoş bir şey değil. Şimdi o yarışma esnasında evet. çıkıp kürsüye çıkıp onun yeri ayrı. Onun yeri farklı. Onun şeyi farklı. Ama biz kendimizden emin, temiz olduğumuzdan emin olduğumuz için o beklentimiz de doğal olarak artıyor diyorsunuz değil mi hocam? Allah nazardan saklasın. İnşallah. Diyelim. Herhangi bir şeyimiz yok. Mesela bir örnekte Reyhan Arabacıoğlu 2004 yılında olimpiyat dördüncüsü olmuştu. Kaç sene geçti 2004 olimpiyatlarından? Yaklaşık 9 sene sonra, 10 sene sonra evet. olimpiyat üçüncülüğü madalyası geldi Reyhan Arabacıoğlu'na. Biraz geç de olsa diyorsunuz. Yani sürpriz oluyor herhalde tabii, değil mi? Hiç tabii. beklenmedik anda derecenin yükselmesi güzel bir şey sporcular için. Peki ben Bünyamin Bey'e dönmek istiyorum. Tabii kendisi çok konuşmayı sevmiyor. heyecanlı ama aslında bu heyecan kontrolünü halter kaldırırken nasıl yapıyor, konsantrasyonu nasıl sağlıyor diye biz yayından önce de konuştuk sevgili seyirciler. 2011-2012 Avrupa şampiyonusunuz, 2014-2015 Avrupa ikinciliğiniz, 2011 dünya ikinciliğiniz var. Çok önemli dereceler. Şuradan başlayalım. Hem siz bu gençlerin, yıldızların başarılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de bir milli takım kaptanı olarak dünya şampiyonasından siz neler bekliyorsunuz? Gençlerin başarısından tabii ki abiler olarak biz de gurur duyuyoruz. Burada değinilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi de diğer ülkelerde baktığımızda ben yıllardır 17 sene oldu bu sporun içerisindeyim. Alttan Türkiye'nin altyapısı diğer ülkelere göre daha sağlam. 5-6-7 sene sonra diğer ülkelerde bu doping meselesi diğer ülkelerle de aynı savaş verilirse Türkiye'nin çok iyi noktalarda olacağını düşünüyorum. Yani bir Avrupa ülkeleri şu anda Avrupa ülkelerinde en iyi altyapı Türkiye'de. Ya bu da son 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda kendisini gösterdi zaten. İnşallah bizim yerimizi kardeşlerimiz alacak. Hülya'nın söylediği bireysel beklentini de istersen alalım Dünya Şampiyonası ile ilgili. Yani, Dünya Şampiyonası yaklaşık 5 aydır kamptayız. Evet. Bugün önümüzde olimpiyat oyunları var. Ve şunun farkındayız. Olimpiyatlara girebilmek için bu sınavı geçmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde ve disiplininde antrenörlerimizle beraber bazı sakatlarımıza göz yumarak yani kendimizden, ailemizden, her şeyden fedakarlık yaparak hazırlanıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Şurada güzel dereceler bekliyoruz. Hocam siz bir şey ekleyeceksiniz. Ben Bünyamin'in söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Şimdi dediği gibi Avrupa ülkelerinde bir belirli bir seviyenin üzerindeyiz. Yani Avrupa ülkenin üzerindeyiz. Niçin böyle? Hatta dünya ülkelerinde de şöyle diyeyim. Biz devlet desteğini çok iyi alıyoruz. Yani evet. bizim devletimiz bütün branşlar oldu. Ben halter branşını söyleyeyim. Belirli bir bütçesi olan, geliri sağlayabilen, her türlü imkanı sağlayabilen bir ülkeyiz. Yani Avrupa'nın çoğu ülkesinde devlet bu branşı desteklemiyor. Daha doğrusu çoğu spor branşı. Herkes kendisi. Sponsorlarını kendi bulmaya çalışıyor. Gelirlerini kendi bulmaya çalışıyor. Şimdi biz gittiğimiz yarışmalarda Avrupa şampiyonlarında, dünya şampiyonlarında inanır mısınız çok kötü tesislerde yarışma yapıyoruz, konaklıyoruz. Herkes bize diyor ki Türkiye'de ne zaman yarışma yapacaksınız? Bizden beklentide biz gidiyoruz maşallah Antalya'da çok güzel tesislerimiz evet. var, çok güzel yarışmalar, her türlü ikramı bol bol yapıyoruz. Biz 15 gün boyunca sadece makarnayla besleniyoruz yurt dışına gittiğimizde. Hmm. Kendimiz, kendi imkanlarımızla götürdüğümüz yiyeceklerle yemek yiyoruz ama Avrupa'da bu tarz yerlerde yarışma yapıyorlar. Onun geliriyle yıllık bütçelerini oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela İtfaiye'deki Avrupa Şampiyonası'nda 10 günlük süreyle bir yurt diyeyim yani size, yurt gibi bir yerde bizim kalmayacağımız, Türkiye'de kalmayacağımız otellerde yarışma yapıyorlar. Oranın geliriyle yıllık bütçelerini oluşturmaya çalışıyorlar. Ama sağ olsun bizim devletimiz bize her türlü imkanı veriyor, her türlü bütçemizi falan bize sunuyorlar. 6 aydır kamptayız, ondan önce de bir 4 ay kampımız vardı. Böyle bir olanağı diğer ülkeler göremiyorlar. Sağ olsunlar devletimiz bize verdikleri imkanların karşılığını biz de bu şekilde madalyalarla ödemeye çalışıyoruz. İnşallah o beklentimiz o yönde. Biz de size güveniyoruz hocam. Hakikaten ben de sizin kampınıza ziyaret etmiştim Temmuz ayında. Çok hummalı bir çalışma var. İnşallah onun karşılığında alınacak diye düşünüyorum. Sevgili evet. Bey, nasıl bu spora başladın? Nasıl bir konsantrasyon yaşıyorsun?
bu spora bir insan neden başlar? Oradan da biraz başlayıp daha sonra halterlerle ilgili görüntülerimiz var. Ona geçebiliriz. Bünyamin'in cevabını kısa bir aradan sonra alalım mı Erhan? Çünkü halterden bahsettik. Başarılarımızı dile getirdik. Çok güzel renkli görüntülerimiz var. Ardından görüntülerimizi izledikten sonra Bünyamin'in spor hayatına başlangıcını öğreneceğiz hep birlikte. Şimdi görüntülerimizi izliyoruz sevgili seyirciler. Bandımızın ardından tekrar birlikteyiz. Bu arada sorularınız varsa mesajlarınızı da Etspor'un merkezine Facebook ve Twitter aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. He asks for 102 kilos greater than... TRT Spor ekranlarında sporun merkezi tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Halter Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yılmaz ve Halter Erkek Milli Takımı Kaptanı Bünyamin Sezer bizimle birlikte. Ve Bünyamin Sezer'e bir soru sormuştu sevgili Erhan Seven. Spora nasıl başladığı ile ilgili halterde çok önemli başarılara imza attınız. Önemli dereceler var. Peki başlangıç nasıl oldu ve tabii ki bu spora başlamayı düşünen gençlere tavsiyeleri de alabiliriz. 10 yaşında başladım spora, 98 yılında. Tabii o yaşlarda çok hedeflerimiz, ideallerimiz olmuyor. Daha çok 10 yaşındasınız. Burada spora büyüklerimiz sağ olsunlar yönlendirdiler. Okul müdürüm, Tokat Spor Eğitim Merkezi'nde devletin imkanlarını sağlamış olduğu imkanlarla yetenekli sporcuların seçilip yetiştirildiği bir merkezde yetiştim. Yani okul müdürümüzün aracılığıyla oldu aslında. Hani halter sporunu çok da tanımış, bilmiş, daha önceden de izlemişliğim de yoktu. Daha sonradan yapabileceğimi düşündüm. Güçlü, yani, kuvvetli, gürbüz, acar bir çocuk muydun acaba? Oradan değil mı yönlendirdiler seni? Nasıl oldu? Yani bir sporcu veya bir genç, bir çocuk neden halter yapmak ister? Yönlendirildiğini söyledin ama merak ediyorum aslında, açıkçası. Tabii bunun renkli anıları var. Ben köyde yaşıyordum o zamanlar. Evet. Babam büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Evet. Tabii biz de babamıza yardım ediyoruz. Ben hiç sevmezdim. Yani nefret ederdim hatta. Dua ederdim hani köyden kurtulayım diye. Sen bir kaçış yolu mu gördün halter acaba? Sonra okulda duyuru asmışlardı. Ben halterci olacağımı da bilmiyordum. Ben yatılı okulda okuyup işte öğretmen olurum. Evet. Ümidiyle, köyden kurtulma ümidiyle gittim. Daha sonra kalem kağıtla gittim ben sınavlara. Bizi koşturdular. Ben hala olayların farkında değilim. Diyorum biz acaba sınava ne zaman gireceğiz? Koştuk, sınav çektik, uzun atlama. İşte motorik özelliklerimize falan baktılar orada. Ben kazandıktan sonra öğrendim halteri, sporuna başladım. Ne kazandığını, neye başladığını bile bilmiyordum. Evet. Daha sonra köye tekrar dönmemek için dedim bu senin... Çıkış yolu. Çıkış yolun. Çıkış bileti. Arkamda yani daha hiç bakmadım. Büyükbaş hayvancılık yapmamak için halteri mi tercih ettin evet, sevgili bir? Köy hayatı çok zor bir. Hani bir de kesinlikle, çocuk yaştasınız, ciddi anlamda çok ağır şartlar var. Ama ve kendine güzel yani, bir kariyer yolu açmışsın evet, bu vesileyle. Ya o farkındaydım. Hani şu an 10 yaşındaydım ama önümü görebiliyordum yani. Köye diyordum kendi kendime. Ben 27 kiloydum. Benimle evet, çok dalga geçenler olmuştu yani. Boş 15 kiloluk bara kaldıramadığımda bileğimden tutarlardı böyle. Derlerdi seni kim seçti? Yani sen kaldıramazsın bunu. Evet. Ben oturur ağlardım. Hatta kendi kendime düşünürdüm yani. Köye gitsem ne yapabileceğim? Dedim hani bir şekilde mücadele etmen lazım burada. Motivasyon kaynağı o düşünceler evet, olmuş. Ama orada yani Avrupa zaten, şampiyonlukları, dünya ikincilikleri geldi onun, değil evet, mi onlardan? Zaten zorluk olmazsa başarı gelmiyor. Ciddi anlamda. Evet. Şimdi şöyle de bir
yetenek seçimiyle alakalı. Yani biraz tesadüften bahsediliyor hocam. Olabilir yetenek ama seçimi sonuçta, biraz daha bilimsel veya biraz daha nasıl nokta vuruşu olması gerekir ama Bünyamin aynı bir seçilmiş olmuş. Bir kişi. Ama evet, seçilmiş. Aynı şekilde Mete Binay var. O da dünya şampiyonu bir sporcumuz. Onlar ikisi Tokat bölgesinden yetişmiş. Sporcu eğitim merkezlerimiz var. Evet. O zamanın şartlarında uygulanan yetenek seçim ilkelerine göre kendi yaş grupları arasında arada bir fark görülmüş oradaki hocalarımız tarafından ve seçilmiş. Şimdi evet. Bu tarz sporcularla çalışmak her antrenörün işine gelir. Çünkü fiziksel özellikleri, öğrenme kabiliyetleri, motorik özellikleri her şey yerinde olduktan sonra sizin bir tek söylemenizle o gerekli her türlü hareketi kolaylıkla öğrenebilir ki bunun da örneği, en güzel örneği Bünyamin. Biraz daha eskisinden Mete Biner'de. Bunlar sporcu eğitim merkezlerinde sınavlara girerek seçildiler. Şimdi genelde tesadüfi olur bizim halter sporuna başlamalar. Biz gelen hiçbir sporcuya sen halter yapamazsın diyemeyiz. İsterse çok farklı fiziksel özellikleri olsun sen gel deriz. Hiç kimseyi göndermeyiz. Çünkü sporcu sayımız oldukça az. Ama isteyip de bu işi yapmak isteyip de belki o dediğiniz ulaşamadığımız özelliklere sahip olmuyor olabilir. Dolayısıyla aslında hakikaten Bünyamin'inki her türlü özelliğe sahip olduğu için bu kadar başarıların yani tesadüf olmadı o zamanlardan belliydi. Zaten 1 sene 2 sene sonra Yıldızlar Milli Takımlarında, Gençler Milli Takımlarında kendisini gösterme fırsatı buldu. Aynı şekilde bir projeden bahsedeyim ben şey olarak da. Sporcu Eğitim Merkezi dedik. Şimdi günümüzde de Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerimiz var. Erkeklerimizde Gaziantep ve Ankara'da, bayanlarımızda Konya'da sporcularımız. Çünkü yetenekli sporcular aynı bu şekilde sıfırdan değil de biraz kendini göstermiş, bazı yarışmalara katılmış, belirli bir seviyeye gelmiş ve 2020-2024 olimpiyatlarına aday olabilecek sporcularımızı orada barındırıyoruz. Kısa adıyla tohum merkezlerimiz. Tohum merkezlerimiz. 3 merkezimiz var. Buradaki çalışmalarımız, bütün teknik heyetimiz, bilimsel kurullarımız tarafından profesyonelce yapılmakta. Artık tesadüfi şeylerden biraz sıyrıldık gibi. Evet. Hedefe yönelik çalışmalarımız var. Yani ileriye dönük çok büyük beklentilerimiz var. Sorunlarımızı bir yerden aslında bir ne derler, bir müsibet bir nasihata bedeldir mi? Öyle bir lafımız evet, vardır evet, ya. Biz bir müsibet geldi başımıza, bundan sonra çok planlı programlı çalışmalar yürüttük. Bunun meyvelerini de alıyoruz. Almaya devam edeceğiz. Yani ilerisi için ben halter için şuradan 5 sene sonra 10 sene sonra lider ülke konumuna tekrar geleceğiz ki ben 80'li yıllarda spor yapmış, 2000'li yıllarda halterin en şaşalı dönemlerinde evet. Spor yapmış. Şöyle bir anımı anlatayım ben size. Lütfen. 99 Dünya Şampiyonası, o da olimpiyat kota müsabakasıydı. 10. olduydum ben Dünya Şampiyonası'nda. Gazetelerde o zaman Mehmet Yılmaz milli takımı batırdı. Yani madalya alamayan sporcu, en evet. Kötü sporcuydu evet. O zamanlar. Şimdi madalya alacak sporcularımızı özenle elimizi tutmaya çalışıyoruz, beslemeye evet. Çalışıyoruz. Ama ilerimiz, önümüz açık yani. Nedir peki hedefler? Olimpiyat hedeflerinden de biraz bahsedelim. Şimdi öncelikle olimpiyatlarda kota almamız gerekiyor. Söylemiş olduğunuz gibi. Geçen seneki puanlarımız düşük olduğu için bu sene çok iyi puan almamız lazım. Olimpiyatlarda kota alırsak 3 sporcu kotası alabileceğiz. Dünya şampiyonası son mu yoksa? Son değil. Dünya şampiyonası var. Olmadı dersek. Evet. Avrupa şampiyonasında olimpiyat kotası almış ülkelerin haricinde bir sıralama oluyor. Bu sıralamada en üstte yer alırsak 2 tane kota alacağız. İlk diğer sıralamalarda yer alırsak da 6'ya kadar sıralamada da 1 kota almış olacağız. Yani biz şöyle diyoruz, en kötüsüyle bir sporcu da dahi olsa katılacağız. İnşallah. Erkeklerde katılırsak olimpiyatlarda, yani çok büyük konuşmak istemiyorum, madalya alabiliriz. İnşallah. Bayanlarda da çok yetenekli arkadaşlarımız var. Geçmişte olimpiyat şampiyonu olan sporcularımız var. Bir Nurcan Taylan'ımız var mesela olimpiyatlarda. 2004 ilk bayan olimpiyat şampiyonu sporcumuz var. Ayşegül Başol var, Çoban Başol genç var. Genç kadınlarda da çok önemli dereceler. Tabii Avrupa şampiyonlukları var. Son senelerde. Bu sporcularımızdan da olimpiyatlarda madalya bekliyoruz. Şimdi kız takımımızdan da bahsettik. Onlar da aynen lütfen, bizim gibi. Talat Hoca'yı da ilerleyen bölümlerde biz de konuk etmek istiyoruz. Talat Ünlü'nün koordinasyonunda kız takımımızda çalışmaları sürdürüyor. Sizden de bilgi alabiliriz o konuda. Talat Hocam'la da sık sık görüşüyoruz durumları evet. Hakkında. Sporcularımız aynı bizim gibi. Onlar da 6 aylık bir süredir kamptalar. Onların kotaları biraz daha geçen sene aldıkları puanlar yüksek olduğu için biraz daha rahatlar. Dünya Şampiyonası'nda daha iyi başarılı olacaklar. Ama biz şöyle diyoruz. Kesinlikle madalya Dünya Şampiyonası da önemli değil. Bizim toplayacağımız puanlar. Ama kızlarımızdan madalya alacaklarını ben ümit ediyorum. Olimpiyatlarda da madalya alacak sporcularımız mevcut. O zaman Dünya Şampiyonası'nda olmayıp Avrupa Şampiyonası'nda madalya veya işte yüksek puan alırsak Türk milli futbol takımı son dakika golüyle belki kotamızı aşıp geçebiliriz değil mi aynen hocam? Aynen öyle gibi. Biz nedense işlerimiz hep böyle oluyor. Dakika 90'larda gol, inşallah biz de öyle bir gol atma şansına
Aile oluruz da. Biraz milli takım, futbol takımımız gibi oldu. Aynen futbol takımı gibi. Biz de son ana bıraktık. Dünya Şampiyonası da bizim için dakika 90 değil de dakika 79 evet. falan. Avrupa Şampiyonası ama 90, dakika evet. 90. İnşallah oraya bırakmayız. Burada işimizi hallederiz. Burada bir sorumuz var. Yusuf adlı bir izleyicimiz sormuş. Halter'e kaç yaşında başladılar? Her ikinizden de alalım lütfen. Ben yaşınız 10 yaşında başladım. Evet. Bir de başlama yaşı ne olmalı hocam? 10-12 yaş. Ben de 12 yaşında başlamıştım. Bünyamin 10 yaşında. 10-12 yaş grubu evet. biz aralığımızda. Biraz daha erken başlanmıyor herhalde değil mi hocam? Fiziksel gelişime biraz gerekiyor tabii, herhalde. Tabii fiziksel gelişimi yani daha ufak yaşlarda başlayan sporcular olabilir ama bunlara tabii direkt halter'e yönelik bir çalışma uygulatmıyoruz. Motorik özelliklerini geliştirici, halter'e uygun çalışmalar yaptırıyoruz. Ağırlıkları kesinlikle vermiyoruz. Yani bizim ağırlık denemelerimiz 13-14 yaşından sonra. Biraz da oyunlarla konsantre edilmeye çalışıyor herhalde. Şimdi herkes şöyle düşünüyor. Halter kuvvet gerektiren, çok güçlülerin olması gereken falan diye. Bizim fiziklerimize bakıyorsunuz. Yani biz çok böyle kaslı falan yapılı teknik insanlar değiliz. Teknik boyutu da yüksek. Teknik boyutu çok yüksek. Yaklaşık bir 2-3 senelik dönemde tamamen teknik eğitim evet. veriliyor. Teknik eğitim tam geliştirildikten sonra yüklenmeler başlıyor. Yani bu da 16-17 yaş grubunun ardından yüklenmeler başlıyor. 12 yaşından sonra geç mi oluyor? Bu arada bir izleyicimiz daha demiş ki ismim Uğur, Bünyamin abimi iyi bir şekilde takip ediyorum. O da aynı soruyu sormuş. Kaç yaşında başlamak daha ideal diye. 10-12 yaş ideali. Yapmak fazlası isteyenler... Fazlası geç oluyor. Hemen hemen şöyle diyeyim ben size. 2013 yılına kadar federasyonumuzun faal il sayısı 31'di. 2013 yılında Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar göreve geldikten sonra dedi ki ben 80 ilde halter yaptıracağım diye büyük bir iddiayla girdi. Evet. Şu ana kadar 57 ile ulaştık. Daha zamanımız var. Çalışmalarımız da duruşuyor. 80 ilde halteri yaptırmaya çalışıyoruz. 57 ile çıktı. Yani her ilde Gençlik Spor, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerinde halter branşı var. Olmayan illerde de halter federasyonu la irtibata geçip biz onlara nerede halter yapabilecekleri şekilde yorumluyoruz. Ha, yaş şöyle 10-12 yaş diyebiliriz ama 15-16 yaşında başlayıp çok büyük başarılar elde etmiş sporcularımız da mevcut. Onları yani. Da dışlamıyorsunuz sonuçta. Böyle yapmak isterlerse ve uygunlarsa yapmıyoruz. Tabii ki. Emre Haydın'ı örnek verelim size. Evet. Emre Haydın 14 yaşında başladı. 13 yaşında başladı. 3 senelik sporcu. Bu en son yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya evet. aldı. Çok kısa bir sürede çok evet. büyük başarılar yetenek elde etti. Yetenek zaten çok önemli bu işlerde. Disiplin çok önemli. Şimdi yavaş yavaş son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Erhan Seven senin evet. son sorunu alalım. Bünyamin kardeşimizden biraz önce konsantrasyonla ilgili ne yapıyorsun diye hani sorduk. Onu istersen cevaplandıralım. Var mı böyle hatıraların, anların? Son bir iki dakikada seni onunla ya, devam edelim. Çok hani böyle her yarışmaya girdiğimde özel bir konsantrasyon durumum yok. Evet. Çünkü 5 aydır çalışıyorsunuz mesela bir yarışmaya hazırlanıyorsunuz. 6 hakkınız var ve bunun bilincindesiniz. Her girdiğiniz hakkı bir şekilde yapmak zorundasınız. Ülkeyi temsil ediyorsunuz. Orada çok fazla bir şey düşünemiyorsun. Sadece yapman gereken hareketi evet. Ve onu kaldırman gerektiğini biliyorsun. Orada mücadele veriyorsun. Yani. Var mı böyle ilginç anılar? Bir defasında Mehmet hocamla Avrupa Şampiyonası'nda, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda kendimi o kadar kaptırmıştım ki yarışmaya. Evet. Koparma hareketi bitmişti. Benim son hakkıma girmişim. Ben bitmiş. Ben hala soruyorum. Ne gireceğiz? Kaç kiloya gireceğim diyorsun? Kaç kiloya gireceğiz? Kaç olduk diye. O da diye. Yüksek konsantrasyonun evet. bir sonucu. Yani sonuç itibariyle bir dalgınlık falan gibi değil. Ne kadar tamamen, konsantrasyonun yüksek olduğunu gösteriyor aslında. Tamamen yarışmaya odaklanmış olduğunu gösteriyor. Peki Uğur'un... Yani başka bir şey düşünmemişim. Uğur'un yani. Var mı bir herhangi bir Totemin. Özel hareketin var mı? Yani açıkçası çok böyle özel bir şeyim yok. Her zaman şunun bilincinde olurum ama yani orada kiloyu kaldıran bendirim ama arkamda bir ülkemin olduğunu, bana dua edenlerin olduğunu, evet. arkamda ailemin olduğunu, emek veren hocalarımın olduğunu ve kendim için değil hepimizin emeğiyle çıktığımız sorumluluğu bilincinde olurum. Yani o düşünce hiçbir zaman... Çok önemli. Bir buçuk ay sonra yarışacaksın. Şöyle not alıyorum. Silkmede ve koparmada ne kaldıracağını söyle. Notumu alıyorum. Ben de seni yarışmada izlerken Bünyamin sözünü tuttu mu tutmadı mı bakacağım. Ne hedefiniz? Şu anda aklımda tabii ki hedeflediğim bir derecem var. Koparmada 43 hedefliyorum. Tabii ki burada şöyle bir konu da var. Puan konusu olduğu için çok belki hedeflerimize ekip çalışması olacak evet, orada. Evet. Riske giremeyebiliriz. Oradaki sıralama önemli.
bir kişiye geçmemiz bile bize farklı puanlar getirebilir. Ülke puanı daha olacak, çok evet. Orada antrenörümüz belirleyecek. Bir taktik savaş olacak tabii anladığımız kadarıyla. Evet. Her puanın bizim için çok büyük önemi var. Kota söz konusu olmamış olsaydı biraz daha böyle kendimiz rahat olabilirdik. İstediğimiz derecelere girebilirdik. Takım ama için kota söz konusu. Evet. Ama tabii durumlar iyi olursa ve biraz daha rahat olabilirsek 43-63-64 hedefliyorum. Biz sizden iyi dereceler bekliyoruz. Bol şans diliyoruz. Artık son 2 dakikamız. Hocam şunu da sormak istiyorum. Hem son olarak sözlerinizi alalım. Beklentileriniz varsa talepleriniz, istekleriniz olabilir. Bir de siz tabii ki 80'li yıllarda başladığınızı söylediniz. 80'ler, 90'lar. Hatlerin aslında en şaşalı dönemi işte Naim Süleymanoğulları. Çok daha belki popüler olduğu dönemleri de yaşadınız ama imkanlar belki şu anki gibi değildi. Bunlar ışığında bundan sonraki hedefler, beklentiler neler? Birkaç cümleyle toparlayalım. İmkanlar o dönemde kısıtlıydı ama sporcularımız çok iyiydi. Şimdi imkanlarımız, devletimizin bize sunmuş olduğu imkanlar çok iyi. Sporcularımız da kademe kademe bunları sindiriyorlar. Dediğim gibi yani ben birkaç seneye kadar geçmiş başarıların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Sporcularımıza güveniyorum, altyapımıza güveniyorum, federasyonumuza, genel müdürlüğümüze, spor bakanlığımıza güveniyorum. Biz de onların yüzlerini kara çıkartmayacağız. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Biz de dünya şampiyonasında, sonrasındaki Avrupa şampiyonası, inşallah kotalar geçildikten sonra da olimpiyatlarda sizlere başarılar diliyoruz. Biz de daha önceki yıllarda halter hep yüzümüzü güldüren bir branştı. Evet. Son dönemde başka şekilde anılıyor. Bundan sonra da bahsettiğiniz gibi lider branş olmasını biz de bekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Son dönemde aldığınız güzel derecelerden dolayı da bir kez daha tebrik ediyoruz. Hem yıldızları hem de 23 yaş altı gençleri. Ve sevgili seyirciler, veda vakti geldi. Artık programımızı yavaş yavaş toparlıyoruz. Hafta içi her gün 14-30-15 saatleri arasında TRT Spor ekranlarında canlı yayınla sizlerle buluşuyoruz. Bize lütfen mesajlarınızı iletin ve konuklarımızla ilgili sorularınızı önceden yine yöneltebilirsiniz. Konuk etmemizi istediğiniz kişiler, sporcular varsa onların isimlerini tabii ki paylaşabilirsiniz. Ve yorumlarınızı, eleştirilerinizi de her zaman bekliyoruz. Etspor'un merkezine Facebook ve Twitter aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Hafta içi her gün canlı yayında karşınızdayız. Ben Fulya Akbuga. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.